Sindaktili yani yapışık parmak, iki veya daha fazla parmağın birbirine yapışık olması durumudur. Gebelik döneminde el ve ayaklar ilk oluştuğunda bütün parmaklar birbirine yapışıktır. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde parmak aralarındaki doku bağlantılarının gerilemesi sonucu parmaklar birbirinden ayrılır. Gelişimin bu döneminde oluşacak aksaklıklar parmakların ayrılmasını engelleyerek sindaktili oluşmasına neden olur. Sindaktili elin konjenital anomalileri içinde sık görülen anomalilerden biridir. %50 oranında iki elde birden olabilir. %10, %40 oranında kalıtsal olabilir. En sık orta parmak ile yüzük parmak arasında olur. Yüzük parmak ve küçük parmak arasındaki sindaktiller ikinci sıklıkta karşımıza çıkar. Baş parmakla işaret parmağı ve işaret parmağı ile orta parmak arasında sindaktiller daha nadir görülür. Sindaktili tek başına olabileceği gibi bazen başka el anomalileri veya vücudun diğer kısımlarındaki anomalilerle de beraber görülebilir. Bu nedenle sindaktili olduğu tespit edilen bir bebek diğer anomalilerin varlığı açısından da kontrol edilmelidir. Sindaktilde parmak aralarındaki yapışıklık tüm parmak boyunca parmak ucuna kadar devam edebilir ya da parmak ucuna ulaşmadan daha kısa bir mesafede kalabilir. Yapışıklık sadece yumuşak dokuyu içerebilir veya yumuşak doku ile beraber özellikle parmağın uç kısmındaki kemiklerin yapışması da söz konusu olabilir. Bazı ileri olgularda ve özellikle bazı sendromlarda tüm parmakların yapışık olduğu da görülebilir. Sindaktili çocuğu hem estetik hem fonksiyonel hem de gelişimsel açıdan etkileyen bir anomalidir. Baş parmakla işaret parmağı arasındaki yapışıklık elin kavrama fonksiyonunun gelişmesine, diğer parmaklar arasındaki yapışıklıklarsa bağımsız parmak hareketlerinin yapılmasını engeller. Eşit uzunlukta olmayan parmaklar arasındaki yapışıklıklarda ise ilerleyen dönemlerde uzun olan parmak kısa olan parmağa doğru eğilmeye başlar. Tedavi çoğunlukla cerrahidir. Cerrahi tedavi için önerilen zaman genellikle 1 yaş ve sonrasıdır. Amaç okula başlama döneminden önce tüm yapışıklıkların ayrılmasıdır. Aksi takdirde hem hastanın kavrama ve yakalama yetilerinde az gelişme olabilir hem de birbirinden farklı uzunluklara sahip olacak şekilde büyümesi beklenen parmaklar birbirinin normal gelişimini etkileyerek parmaklarda açılı şekil bozuklukları ve eklem patolojilerine yol açabilen durumlar gözlenebilir. Cerrahide perde yapan deri fazlalıkları yapışıklık iki parmağa paylaştırılarak zikzak kesiler yapılır. Çoğu zaman yine de deri örtüsü açısında eksik bölgeler kalır. Buralara çocuğun kası, kol içi gibi dikkat çekmeyen bölgelerinden deri nakli yapmak gerekir. Sindaktili aynı elde yan yana iki aralığı ilgilendiriyorsa bu aralıklar ayrı seanslarda açılmalıdır. Aynı seansta açılmaları halinde ortada kalan parmağın her iki tarafında cerrahi girişim yapılacağı için bu parmağın kan dolaşımında problemler olabilir. Örneğin işaret, orta ve yüzük parmak aralarının tümünde bir yapışıklık varsa ilk ameliyatı işaret ve orta parmakla yüzük ve küçük parmaklar arasındaki yapışıklık, bundan 3 ay sonra yapılacak ikinci bir ameliyatta ise orta ve yüzük parmaklar arasındaki yapışıklık açılır.